Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Konferans, sözler mecmuasının arkasındaki konferans. Teşrin-i Sani 1950'de Ankara Üniversitesi'nde profesör ve mebuslarımız ve Pakistanlı misafirlerimiz ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda fakülte mescidinde gece yarısına kadar devam eden bir mecliste verilen ve büyük bir alaka ve ehemmiyetle dinlenmiş olan bir konferanstır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İman ve İslamiyet ab-ı hayatına susamış kıymetli kardeşlerim. Evvela itiraf edeyim ki bu konferansın verildiği kürsüde bulunmuş olmak itibariyle sizlerden farkım yoktur. Sizin bir kardeşinizim. Hem bu konferans benim çok muhtaç olduğum gayet nafi bir dersimdir. Muhatap kendimdir. Dersimi müzakere nev'inden siz mübarek kardeşlerime okuyacağım, kusurlar bendendir, kemal ve güzellikler istifade ettiğim Risale-i Nur eserlerine aittir. Bir mani başımıza gelmezse haftada bir defa olarak devam edeceğimiz dini konferanslardan bugün birincisi imana dairdir. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi'nin birinci millet meclisinde beyan ettiği gibi kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Bunun için biz de konferansımızın Kur'an, iman, Peygamberimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakkında olmasını münasip gördük. İkincisi de inşallah namaz ve ibadete ait olacaktır. Bu mevzuları bize ders verecek bir eser aradık. Nihayet bu hayati ve ebedi ihtiyacımızı asrımızın fehmine uygun ve ikna edici bir tarzda ders veren ve yarım asra yakındır büyük bir itimat ve emniyete mazhar olmakla en muteber dini bir eser olan Risale-i Nur'u intihab ettik. Şimdi ilk konferansımızın niçin iman mevzuunda olduğunu izah ile bu eser ve müellifi hakkında gayet kısa olarak malumat vereceğiz. Şöyle ki, bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Yani hala millet Deccal Süfyan bekliyor. Daha ne olsun ki yani? Böyle bir zaman Osman Demirci hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. O diyordu, ya diyordu millet Deccal Süfyan bekliyor. Ya diyordu Deccal Süfyan şimdi gelse bakacak ki diyecek yahu bizden evvel bazı arkadaşlar gelmişler. Bu vazifeyi gayet güzel yapmışlar. Biz diyor süper emeklilik maaşı alıp istirahatımıza bakabiliriz demeleri lazım diyor. Çünkü ne yapılması gerekiyorsa yapılmış zaten. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususan bu 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastler pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Halbuki imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. Böyle hatırlarsanız tarihçi hayatın içinde Barla hayatı var. Orada
enteresan bir tespit var. Diyor ki orada İslamiyet düşmanları diyor insanları Kur'an'dan, İslamiyet'ten uzaklaştırmak için çeşitli desteler yaptılar, çeşitli desteler kurdular. İnsanlara Kur'an okumasını yasak ettiler. Yani camilerde problemler çıktı ilahir. Fakat baktılar ki muvaffak olamıyorlar. Yani dine ne kadar hücum olsa insanlar daha çok dine, İslamiyet'e, Kur'an'a sarılıyorlar. O zaman diyor daha münafıkane bir desise, hileye başvurdular. Dediler ki bunların çocuklarını alalım, biz bunların çocuklarını dinden, imandan verelim. 30 sene sonra bu yetiştirdiğimiz nesil kendi eliyle Kur'an'ı, İslamiyet'i reddetsin. Onun için burada dedi ya, çeşit çeşit maskeler altında münafıkane imanın erkanına yapılan suikastler pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Halbuki çok mühim, imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar, dinin teferruatında yapılan lakayttıktan pek çok defa daha felaketli ve daha zararlıdır. Bunun içindir ki, şimdi en mühim iş taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir, imanı takviye etmektir, imanı kurtarmaktır. Ne dedi? Şimdi en mühim iş taklidi imanı yani anneden, babadan, öğretmenden, hocadan duyarak elde ettiğimiz imani bilgiler taklidi iman, onu diyor tahkiki imana. Yani nedenini, niçinini, nasılını, onun bütün detaylarına inerek yani ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin derecesinde bir iman, o tahkiki iman oluyor. Ne dedi? Şimdi en mühim iş taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. İmanı takviye etmektir. İmanı kurtarmaktır. Risalelerin birçok yerlerinde bu tabir geçer. Ehli imanın imanlarını kurtarıyor Risale-i Nur diye. Yani mevcutta adam diyor ki elhamdülillah ben müminim, Müslümanım elhamdülillah diyor ama kalbinde, ruhunda, bilinç altında öyle sorular, öyle şüpheler, öyle vesveseler var ki onların içinden çıkamıyor. Onun için Risale-i Nur'daki o bilgiler, o hakikatler onun imanlı taklitten tahkika çıkarırken aslında imanını kurtarmış oluyor. İmanını takviye etmiş oluyor, imanını kuvvetlendirmiş oluyor. Üç mertebe saydı. Taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir, imanı takviye etmektir, imanı kurtarmaktır. Her şeyden ziyade imanın esasatı ile meşgul olmak kat'i bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç, hatta mecburiyet haline gelmiştir. Neden? Çünkü bütün hücumlar o dinin, imanın rükünlerine, temellerine yapılıyor. Onun için o iman noktasında takviye lazım, kuvvetlendirme lazım, imanı kurtarmak lazım. Bu Türkiye'de böyle olduğu gibi umum İslam dünyasında da böyledir. Evet, temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine çalışmak ne kadar tatlı, ne kadar güzel, ne kadar harika bir misal veriyor. Temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine süslemeye, güzel boyalar, güzel nakışlar yapmaya, tezyine çalışmak o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edilebilir. Ya binanın temelleri yıpranmış. Bina temelleri çatlamış, patlamış, kırılmış, dökülmüş. Sen ne yapıyorsun? Odanın duvarlarını tamir ediyorsun, süslüyorsun yani. O binanın yıkılmamasına, o odanın tezyine güzel avizeler koymuşum, güzel halılar döşemişim, güzel koltuklar, duvarları böyle boyalar, desenler, nakışlarla yapmışım. Ama onlar binanın yıkılmamasına ne yapamaz?
fayda sağlamaz. Yıkılmasını muhafaza edemez. Yıkılmaması için bir özellik taşımaz yani. Allah Allah. Yine bir misal daha geliyor. Ne antika misaller maşallah. Köklerinin çürütülmesine çabalanan, köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? Subhanallah. Ağacın kökleri çürütülmeye çalışılıyor. Köklerine asitler atılmış yani, zararlı maddeler konulmuş. Sen ne yapıyorsun? Ağacın yapraklarına zeytinyağı sürüyorsun, parlatıcı sürüyorsun. Vay be, yapraklar ne kadar parıl parıl parlıyor. Halbuki ya kökü çürüyor. O yaprak onun ölmesine, o ağacın ölmesine mani olabilir mi o zeytinyağı, o parlatıcılar yani? O zaman sen yaprakla uğraşma. Sen kökü kurtarmaya çalış. O köke zarar veren şeyleri kaldırmaya çalış. Köke fayda verecek, kuvvet verecek, takviye edecek, onu kurtaracak maddeler ver yani. Allah Allah, ne güzel iki misal verdi değil mi? Biri temelleri yıpratılmaya çalışılan bir binanın duvarlarını tamir ve tezyine çalışmak, o binanın yıkılmaması için ne fayda verebilir? Bir o verdi. İki, köklerinin çürütülmesine çalışılan bir ağacın yapraklarını süslemeye çalışmak, parlatmaya çalışmak, tezyine çalışmak o ağacın kurumaması için ne fayda verebilir? Elbette bir fayda veremez. Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? İnsan saray gibi bir binadır. Şimdi yukarıdaki temsillere tatbik ediyor hakikati. İnsan saray gibi bir binadır. Temelleri erkan-ı imaniyedir. İman rükünleridir. İnsan bir şeceredir. Manen bir ağaç gibidir. Kökü esasat-ı imaniyedir. İman esasları iman rükünleridir. İmanın rükünlerinden en mühimi imanı billah'tır. Allah'a imandır. Yani o birinci madde, amentü billah dediğimiz o birinci madde aslında diğer beş erkanı imaniyeyi de ispat edebilir. Onun için en kıymetli birinci sırada kutbu azamı imanın, kutbu azamı imanı billah'tır. Allah'a imandır. Hatta birçok, yani birçok değil mi, çok soruların, vesveselerin, şüphelerin kaynağı Allah'ı tanıyamamaktan geliyor. Allah'ı bilememekten, Allah'a tam iman edememekten geliyor. Adam Allah'a iman ettim diyor ama Allah'ın adaletine iman etmesi de lazım. Allah'ın merhametine de iman etmesi lazım. Allah'ın kudretine, Allah'ın ilmine, yani her bir esma-i hüsnaya, her bir sıfatına ayrı ayrı iman etmesi lazım ki bütün sualler, vesveseler, şüpheler onun aleminden izale olsun. Yani aslında bütün suallerin kaynağı, menbaı Allah'a imandaki zafiyettir. O zaman ne yapmak lazım? Onu takviye etmek lazım. Risale-i Nur baştan aşağıya onu yapıyor. Hem Allah'a imanı en kuvvetli derecede, ondan sonra ahirete iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, kader meselesine hep imanı ispat etmiş. Bütün sual ve vesveseleri ortadan kaldırıyor elhamdülillah. İnsan saray gibi bir binadır. Temelleri erkan-ı imaniyedir. İnsan bir şeceredir. Kökü esasat-ı imaniyedir. İmanın rükünlerinden en mühimi imanı billah'tır. Allah'a imandır. Sonra nübüvvet ve haşirdir. Bunun için bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim iman ilmidir. Biliyorsunuz hadis-i şerifte de gelmiş. İlim her mümine, her erkek ve kadın mümin, müminata farzdır. İslam alimleri demişler ki bu farz olan ilim iman ilmidir. Zaruridir. Farz-ı ayındır. Her bir mümine farzdır. Fakat sair ilimler, onlar farz-ı kifayedir. Birkaç kişinin, belli bir topluluğun yapmasıyla diğerlerinin üzerinden o vazife düşüyor. Fakat iman-ı billah birinci derecede
ehemmiyet ve kıymet kazandığı için farz-ı ayındır. Her bir mümin ve mümineye farzdır. Onun için dediği bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim iman ilmidir. İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. İman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. Yani iman sadece kelime-i şahadeti getirdik bitti değildir. İcmali bir tasdikten la ilahe illallah Muhammed Resulullah veya eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden abduhu ve resulü sadece bundan ibaret değildir. Bu giriş, bu anahtar, kapıyı açtın, kapı açıldı. Evet ama daha koridoru var değil mi? Birinci katı var, ikinci katı var, o her katta odalar var değil mi? Her katta ayrı güzellikler, ayrı ayrı mekanlar var. İkinci kat, üçüncü kat, yüzüncü kat, bininci kat, çok katları var. Onun için sade imanı bazı insanlar öyle anlıyorlar. Kelime-i şehadet getirdik, bitti zannediyorlar. Halbuki öyle değil. İman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidi bir iman, hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında söner. Taklidi iman. Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Tahkiki imanı elde eden bir kimsenin iman ve İslamiyeti dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi en dinsiz feylesoflar dahi bir vesvese veya şüpheye düşüremez. Hatta Risale-i Nur'dan bu alınan imanı tahkikiyle belki o feylesoflar şüpheye düşerler, vesveseye düşerler. Bir kısmı da ehli insaf olan onlar da hidayete inşallah mazhar olurlar. İşte bu hakikatlere binaen biz de tahkiki imanı ders verecek, imanı kuvvetlendirip İnsanı ebedi saadet ve selamete götürecek Kur'an ve iman hakikatlerine cami bir eseri sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat'iyetle lazım ve elzem gördük. Allah Allah. Yani şimdi hepimiz talebelik hayatı geçirdik değil mi? İlkokuldan başladık, ortaokul, lise, üniversite mezun olduk. Şimdi genellikle insanlar niçin okurlar? Okumalarının maksadı diplomadır. Güzel bir meslektir. Güzel bir maaştır değil mi? Yani biz dünya hayatımızın temini noktasında 15 sene, 20 sene okuyoruz yani. O okumamızla geleceğimizi güzelleştirme adına, istikbalimizi kurtarma adına ne yapıyoruz? 15-20 senelik bir tahsil yapıyoruz. Peki, halbuki bir insan, çok insan var okulunu bitiremeden ölenler yok mu yani? Okulunu bitiriyor, iş bulamıyor. Diploma var ama bir işe yaramıyor. Evet diploma var, güzel de üniversiteyi bitirmiş ama istediği maaşı alamıyor. Öyle çok insan var yani. E peki bu dünya hayatı, bir de ahiret hayatı var. Dünya hayatı de ki 50 sene, 60 sene, 100 sene olsun KDV'siyle beraber ama ahiret sonsuz. Şimdi biz dünya hayatı için 15-20 sene gece gündüz uğraşıyoruz. Peki ebedi bir ahireti kazanmak için nasıl bir ilim tahsil etmek lazım? Ne kadar ona zaman ayırmak lazım? Elbette çok kıymetdar. Onun için ebedi bir hayatı, ebedi bir saadeti, baki bir cenneti kazanmak için iman ve tahkikiyle bu dünyadan imanla gitmeye muvaffak olabilmemiz lazım. Çünkü bu dünyada en büyük vazife imandır. En büyük mesele de imanla vefat etmektir. Dünyada bundan daha büyük bir hadise yok. İmanla ölmekten daha mühim bir şey yok. O son nefes. Onun için bu işin sırrını anlayan bütün evliyalar, bütün alimler hep Cenab-ı Hakk'a iltica etmişler ki hüsnü hatime, aman Allah'ım son anımda imanla ölmeyi bana nasip et.
güzel bir sonla ahirete gitmeyi nasip et. Hep yalvarmışlar yani. Hep ondan korkmuşlar. İmansız ölmekten korkmuşlar yani. Fakat bizde yani o mana öyle bir eğitimden geçtik, öyle bir manalardan geçtik ki hatırımızda, alemimizde o mesele yok yani maalesef. Onun için yani hatırlamak lazım ki en büyük mesele imanla ölmek lazım. O zaman imanla ölebilmek için de iman diplomasını sağlam elde etmek lazım yani. Onun için iman ilmini okumak lazım. Kendimizi iman noktasında geliştirmemiz lazım. Yani her suale cevap verebilecek bir vasat elde etmemiz lazım. Elhamdülillah Cenab-ı Hak lütfetmiş bize, hani armut piş, ağzıma düş diye böyle bir atasözü vardır ya, hakikaten öyle olmuş yani. Hatta böyle şeyler bile yani kabukları bile soyulmuş, bir çiğnemek kalmış yani. Bir zahmet o, okuyacağız yani. Okuyacağız, okumaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle o iman ilmini Cenab-ı Hak lütfediyor. Evet, vaktimiz azalmış. Şurayı bağlayalım. Neydi? Biz de tahkiki imanı ders vererek, imanı kuvvetlendirip, insanı ebedi saadet ve selamete götürecek Kur'an ve iman hakikatlerini cami, Kur'an ve iman hakikatlerini içinde toplamış bir eseri sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat'iyetle lazım ve elzem gördük. Tabirler ne kadar mühim değil mi? Sebat ve devam ve dikkatle okumayı. Şimdi burada bazı insanlar, yeni risaleleri tanıyanlar biraz telaş ediyorlar. Açıyorlar, bakıyorlar ki bir sürü, onlara göre, hakikaten öyle değil ama onlara göre bir sürü yabancı kelime var. Anlayamıyor, diyor ki ben anlayamıyorum deyip bırakıyor. Halbuki sen yediğin yemeğin içerisinde hangi mineraller, hangi vitaminler olduğunu biliyor musun? Çoğumuz bilmiyoruz. Bilse bile onu yedikten sonra o mideye iniyor, midede ayrılıyor, ince bağırsakta, karaciğerde, bütün hepsi ayrılıyor. Sonra kan vasıtasıyla vücudumuzda hangi organın, hangi azası, hangi hücresi, neye ihtiyacı varsa gidiyor. Bak bunları biz aklen bilmiyoruz. Bizim de hiç tasarrufumuz yok. Otomatik Cenab-ı Hak esmasıyla bunları yapıyor, yaptırıyor yani. O zaman aynı Risale-i Nur'da o gıdalar gibi yani. O yemek gibi. İçinde ne vitaminler, ne mineraller var. Biz bilmiyoruz. Ama okuyacağız. Vazifemiz o. Yani nasıl yediğimiz yemeği biz mideye, ağzımıza sokacağız. Ondan sonrası halloluyor. Bizim irademiz haricinde. Biz de burada ne yapacağız? Gözümüzden Risale-i Nur'u beynimize, hafızamıza kaydedeceğiz. Ondan sonrası kolay. Neden? Çünkü bu kitaplar nur eserleri olduğu için Allah'ın nuru, Resulullah'ın nuru, Kur'an'ın nurunun tecellisi olduğu için o hangi latifeye, hangi duyguya gitmesi gerekiyorsa gidiyor. Bütün nur talebeleri bunun şahididir. Böyle okuyoruz, bir şey anlamıyor gibi görünüyoruz ama bir gün birisi bir sual soruyor veya bizim hatırımıza bazı sualler, vesveseler geliyor. Hemen Risale-i Nur'dan ezberlemediğin halde o cümleler geliyor. Takır takır, Allah Allah. Hatta bazen anlatırken sen de şaşırıyorsun. Nereden çıkıyor bunlar diyorsun ya. Subhanallah. Onun için yani bu işin sırrı devamla, sebatla, dikkatle okumaya devam etmek. Yani illa ben anlayacağım demeye gerek yok. Çünkü bazen öyle insanın iradesi karışınca bu hakikatler insandan uzaklaşıyor. Çünkü bunlar nurdur, biz de kesifiz. Bu nurlar kesiflerden uzaklaşır yani. Onun için iradeyi terk edip vazifemizde irademizi okumakta kullanıp gözümüzü o nurlara tevcih etmek, gerisine de karışmamak lazım. Zamanı geldiği zaman hepsi elhamdülillah açılıyor, yerine geliyor. Ama özellik bu, sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat'iyetle lazım ve elzem gördük. Aksi takdirde bu zamanda dünyevi ve uhrevi
dehşetli musibetler içine düşmek şüphe getirmez bir hakikat halindedir. Yani o imanı zayıf olanlar, yani şu anda toplumu görüyoruz. Ahlak noktasında maalesef, yani bizim dedelerimizin ahlakına bak, şimdiki torunların ahlakına bak. Yani intiharlar, adam öldürmekler, yani tecavüzler, zinalar, neler neler, ne ahlaksızlıklar oluyor. Haklar, hukuklar, yemeler, ne haksızlıklar oluyor, ne fenalıklar, ne çirkin hasletler var. Bunların hepsi iman zafiyetinden oluyor. Onun için en büyük meselemiz önce kendimize, sonra etrafımızdaki insanlara bu iman hakikatlarını ne yapmak? Ulaştırmak. Aksi takdirde bu zamanda dünyevi ve uhrevi dehşetli musibetler içine düşmek şüphe götürmez bir hakikat halindedir. Bunun için yegane kurtuluş çaremiz, yegane kurtuluş çaremiz tek, Kur'an-ı Hakim'in imani ayetlerini, bu asra bakan ayet-i kerimelerini tefsir eden yüksek bir Kur'an tefsirine sarılmaktır. Neymiş? Tek kurtuluş çaremiz varmış. O da Kur'an'ın imani ayetlerini ve bu asra bakan ayet-i kerimelerini tefsir eden yüksek bir Kur'an tefsirine sarılmaktır. O da elhamdülillah elimizde Risale-i Nur külliyatı olarak mevcut. Cenab-ı Hak kıymetini anlayıp, okuyup inşallah hayatımıza tatbik edip etrafımızdaki insanlara da bu nurları, bu hakikatleri ulaştırmak. Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Cenab-ı Hak cümlemizi son nefeste imanı kamil ve hüsnü hatime ile vefat etmeyi nasip etsin. İmanla yaşayıp imanı herkese duyurmaya gayretle iman hizmetinde bulunanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.